Erete Haber Merkezi'nin hazırladığı Birin Erzincan ve Türkiye gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi süren Baykal'ı Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret etti. Ayrıca Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş açıklama yaptı. Çatışmaların, kavgaların ortaya çıktığı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde rahatsızlanan Baykal özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edildi. İlk bulgulara göre ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlenen Baykal'ın hastanede tetkikleri sürüyor. Deniz Bey hem beynin istirahate tutulması, hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması, hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor. Akşam 8 gibi tekrar tomografisi yapılacak. Söylemiştik, ardışık tomografilerle sürekli değerlendirilecek ve ona göre de tedavi planlamaları yeniden düzenlenecek diye. Biliyorsunuz beyin hastalıkları, beyin çok hassas bir organ. Risklerle dolu, sürprizlerle dolu. Ama şu anda bulunduğumuz durumda her şey hekim arkadaşların kontrolü altında. Tedaviler başarıyla uygulanıyor. Ama bundan sonraki süreçte farklı sürprizlerle karşılaşabilir miyiz? Onu tabii ki bilemiyoruz. O yüzden de zaten sık takipler, sürekli muayeneler, kontroller yapılıyor. Deniz Bey'in ziyaretini kesinlikle dün de yasaklamıştık. Bugün de yasak. Bir süre yasak çünkü enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Her karşılaştığıyla birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışıyor. Onun beyin fonksiyonlarını da zorlamasını istemiyoruz. Onun için de kendisini uyutup arkasından da ziyaretçi yasağını kesinlikle uyguluyoruz. Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım, CHP eski genel başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti. Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan okulların güvenlik hizmetlerinin toplum yararına program kapsamında karşılanmasını sağlayacak protokol kapsamında Erzincan'da okullarda görevlendirilmek üzere 73 güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı. Hemen bugün kura çıktı. Kuradan sonra giden... İmzalanan daha güvenli bir eğitim ortamı için toplum yararına program protokolü kapsamında Erzincan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullara ilçelerde 20, merkezde 53, toplamda şehir genelinde 73 güvenlik görevlisi görevlendirilecek. Orada çekilecek, merkezin kurasında merkezin müracaat. Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kura çekiminde Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik ve başvuruda bulunanlar katıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, alınacak güvenlik görevlilerinin öncelikle yatılı okullarda görevlendirileceğini belirtti. Görev tanımlarımız belli. Güvenlik görevlisi alınacağına göre okullarımızdaki çocuklarımızın, yavrularımızın güvenlikleriyle ilgili yapılabilecek olan çalışmalarda okul idaresine yardımcı olmak ki biz ilimizde öncelik olarak yatılı okullarımıza güvenlik görevlilerimizi görevlendireceğiz. Burada 73 arkadaşımızın, ilçelere 20 arkadaşımız, geri kalan 53 arkadaşımızı Erzincan merkezdeki okullarımızda görevlendireceğiz. Kemaliye, Furkan, Güler, bayan da çekilecek orada. Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan'a yatırımlarını devam ettiriyor. İPART 2 başvurularının 2017 yılının ikinci döneminde iki yeni başvuru talebi alındı. Detayları haberimizde izleyelim. İki yeni başvurunun toplam tutarının 12.368.000 TL, hibe aktarımının ise 6.184.000 TL olduğu belirtildi.
İYİ Parti 2 programında birinci başvuru kabul döneminde 11 başvuru aldıklarını belirten Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Metin Bektaş, 2017 yılı sonunda bu hibenin aktarılmış olacağını belirtti. Ayrıca İPART 2 ikinci başvuru döneminde ise 2 müracaat alındığını ve bu 2 müracaatın toplam yatırım tutarının 12 milyon 368 bin TL olduğu belirtildi. Bu tutarın içinden Erzincan'a 6 milyon 184 bin TL hibe aktarılmasının planlandığı söylendi. İPART 2 programında arkadaşlar birinci başvuru kabul döneminde 11 tane başvuru aldık. Bunların yatırım tutarı 5 milyon 900 lira. Burada Erzincan'a 4 milyon lira hibe aktarmayı planlıyoruz. Yaklaşık olarak 2017 sonunda bu hibeyi aktarmış olacağız. İPART 2 ikinci başvuru döneminde 2 tane müracaat aldık. Bu 2 tane müracaatın toplam yatırım tutarı 12 milyon 368 bin lira. Buradan da Erzincan'a 6 milyon 184 bin lira hibe aktarmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar toplam Erzincan'a 83 milyon liralık yatırım kazandırmış olduk. Bu 83 milyon liralık yatırıma karşılık olarak da Erzincan'a İPART'tan 50 milyon lira hibe aktarmış olacağız. Özellikle Erzincan'ın hayvancılık potansiyeli, hayvansal ürünlerin işlenme potansiyeli, işlenmesi pazarlanması, kırsal turizmi, su ürünleri, meyve sebze işleme pazarlama açısından Erzincan oldukça önemli bir şehir. Erzincan TKDK olarak da Avrupa Birliği hibelerini bu anlamda Erzincan'a aktarma anlamında Doğu Anadolu'daki en başarılı illerden biriyiz. Erzincanlı yatırımcılarımızın bu alanda daha çok yatırım yapmaları, Erzincan'ımızın özellikle tarım ve hayvancılık alanında, kırsal turizm alanında daha çok yatırıma kavuşmasını arzuluyoruz. Ve bundan dolayı da Erzincan'a yatırım yapacak olan başvuru sahiplerimizi özellikle Erzincan'a yatırım yapmaları konusunda davet ediyoruz. Dünya Gıda Günü Erzincan'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Dünya Gıda Günü etkinliklerinde gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getirildi. Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konulara değinilerek dünya çapında büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekildi. Güvenli gıdanın üretilmesini ve ulaşılabilirliğini, aynı zamanda yeterli ve dengeli beslenmenin öğretilerek sağlıklı nesiller oluşturulması için ilgili sektörlerin ve ailelerin, kısacası toplumun bu sürece katılımının sağlanması önem arz ediyor. Bu amaçla Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gıda ve Yem Şubesi tarafından Ulalar Beldesi Sancak İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara yönelik olarak gıdanın önemi konusunda görsel materyallerle desteklenmiş eğitim düzenlendi. Çocuklara hitaben konuşan Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Ataç, Dünya Gıda Günü denilince akıllara ilk olarak güvenli gıda ile tüketimi gelmektedir dedi. Bugün arkadaşlar Dünya Gıda Günü 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nü kutluyoruz. Neden kutluyoruz? Çünkü hepimiz bir şeyler yemek zorundayız. Bir de sağlıklı gıda tüketmek zorundayız. Bir de kullanmamamız gereken şeyler var. Mesela okullarda işte aromalı meyve suları yasak. Neden yasak? Çünkü güvenli değil, sağlıklı değil. Program sonrasında çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. %100 meyve suları olduğu için tüketebilir. Değerli izleyiciler, şimdi kameralarımızı Van'a çeviriyoruz. Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 156 kilogram eroin ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Batı illerine yüklü miktarda eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda Başkale ilçesine bağlı Hatipova mahallesinde takibe aldıkları otomobili Hakkari-Van Karayolu'nda durduran ekipler, dedektör köpekleri de kullanarak yaptıkları aramada paketlenmiş halde 156 kilogram eroin buldu.
Otomobilden kaçmaya çalışan biri İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Değerli izleyiciler, kış geldi ve kar yağışları da ülkenin yüksek kesimlerinde başladı. Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Ardahan Posof Karayolu'nun yanı sıra Merkez, Göle ve Hanak ilçelerinde toplam 17 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri bu yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürürken Ardahan Posof Karayolu'nda da ekipler harekete geçti. Karayolları 183. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamada Ardahan Posof Karayolu'nun Ilgar Dağı mevkiinde kar ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle karla mücadelenin zorlukla yapıldığını belirtti. Yoğun kar yağışı kent merkezinde çok sayıda ağaca zarar verdi. Yollarda etkili olmaya başlayan buzlanmadan dolayı sürücüler uyarıldı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada köy yollarında buzlanma mevcut olduğu belirtilerek sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kar temizliği yaparken kar öğrenciler için eğlenceye dönüştü. Evet, Van'da bir sokak açıldı. İsmi Kültür Sokağı. Yeniden dizayn edilerek vatandaşların dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği bir yer haline getirilen Kültür Sokağı şehre yeni bir güzellik kattı. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan İpek Yolu Belediyesi'nin butik sokak çalışması kapsamında yeniden dizayn edilerek vatandaşların dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği bir yer haline getirilen Kültür Sokağı düzenlenen törenle açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Biz valiler, kaymakamlar, başkan vekilleri olarak bu şehrin artık kültür, turizm, sanat ve müzik ile gündeme gelmesini istiyoruz." dedi. Artık terör hadiseleriyle, bombalarla, ölümlerle gündeme gelmesini arzu etmiyoruz. Bizler bu şehrin kültürle, turizmle, sanatla, edebiyatla, şiirle, müzikle artık yerel ve ulusal basında gündem olmasını arzu ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Şahsımın koordinasyonunda değerli kaymakamlarımız, belediye başkan vekillerimiz, belediye başkanlarımız Tuşba ve Gevaş'ı kastediyorum. Çok iyi bir işbirliği içerisinde bu şehrin gerçek belediye hizmetleriyle tekrar tanışmasına gayret gösteriyoruz. İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise ilçede yaşayan yüz binlerce vatandaşa daha iyi hizmet vermek için çalışma yaptıklarını söyledi. Bu projede 4 ay önce bu sokağa geldiğimde 4 kafe vardı ve sokağa girilmesi konusunda gerek ailelerin, gerek bayanların, bırakın erkeklerin bile sokağa girmesi konusunda çekinceleri vardı. Atıl bir sokaktı. Güven vermeyen bir sokaktı. 4 kafe sahibiyle görüştük. Burada böyle bir potansiyelin olduğunu düşünerek 4 ay önce çalışmalarımıza başladık. İpek Yolu Belediyesi olarak. Aslında çok yapmış olduğumuz proje, maliyeti çok yüksek bir proje değil ama ufak dokunuşlarla hakikaten kimsenin girmeye çekindiği bir sokağı hakikaten İpek Yolumuzda, Van'ımızda belli bir kültür düzeyinde, belli bir gelir düzeyinde kamu görevlilerinin gelmiş olduğu, misafirlerini getirmiş olduğu, turistlerin gelmiş olduğu bir sokak haline getirdik. Dualar eşliğinde sokağın açılış kurdelesini kesen Vali Zorluoğlu ardından kafeleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Evet değerli izleyiciler, Erzurum'da bulunan tarihi Harput Kapı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun girişimiyle başlatılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.
Valilik bahçesinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda bir inşaat çalışmasında ortaya çıkan, geçmişte kentin dışarıya açılan tarihi kapılarından olan Harput'un gün yüzüne çıkarılması için bir ay önce Vali Azizoğlu'nun girişimleriyle çalışma başlatıldı. Azizoğlu'nun talimatıyla hazırlanan projeyle ortaya çıkan ve çevresindeki kazı işlemleri tamamlanan Harput Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından sosyal ve kültürel amaçlı kullanım için vatandaşların hizmetine sunulacak. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada tarihi Harput Kapısı'nın 1860'lı yıllarda Erzurum Valisi olan Fosfor Mustafa Paşa tarafından yapıldığını belirtti. Harput Kapısı 1860'lı yıllarda Erzurum Valisi olan Fosfor Mustafa Paşa tarafından yapılan kapılardan bir tanesi. Malumunuz Erzurum'un 7 tane kapısı var dışa açılan. Her yörenin adıyla anılan kapılardan bu da Harput Kapısı. Harput tarafına giden yol üzerinde olduğu için bu isimle adlandırılmış. Valilik binasının bahçesinde olan bir kapı bu. Fakat toprakla kapatılmış, görünmez bir vaziyetteyken bunu ortaya çıkarmak istedik arkadaşlarımızla beraber. Yaptığımız projeyle Anıtlar Kurulu'ndan da projemiz tasdik edildi ve bu kapının ortaya çıkarılması çalışmalarına başladık. Şu aşamada kapı ortaya çıktı. Şimdi bunun restorasyon işlerini yapacağız. Daha sonra vatandaşlarımıza buraya güzel bir besire alanı, gezinti alanı veya bazı kurumlarımıza, sanatçılarımıza, okullarımıza sergi alanı gibi sosyal ve kültürel amaçlı olarak da kullanacağız. İşimizin hemen hemen %70'i bitti. Kapıda kendini göstermiş oldu. Bu aynı zamanda Harput yolunun açılan kapı olduğu gibi toprak tabiyalarla da şehrin savunmasına destek veren bir bölge. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vücudun direncini artırdığı bilinen bitkilere talep arttı. Her yıl Ekim ayının başlarında toplanmaya başlanan kuşburnu bol miktarda C vitamini barındırıyor. Son günlerde Erzincan'da kurulan pazar yerlerinde köylülerin çoğunlukla getirdikleri kuşburnu havaların da soğumasıyla birlikte vücut direncini arttırması sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. C vitamininin deposu bu malumun. Gümüşhane'de yüksek bölgelerden ailesiyle birlikte topladığı kuşburnu bitkisini pazarda satan Ali Atay, kuşburnunun önemli bir vitamin ve enerji deposu olduğunu belirtti. Kilosunun 5 ila 7 TL arasında değiştiğini belirten satıcı Atay, bu mevsimlerde mutlaka tüketilmeli diyerek vatandaşları kuşburnu almaya davet etti. Emek elle toplanma hepsi, tek tek toplanarak şey geldi. Şu anda 6-7 civarında satılıyor, 7-7,5 o civarda satılıyor. Bu yaşa bir de kurusu var, kurutularak o daha çay için, C vitaminin deposu bu malumun. Organik, her şey doğal. Vatandaşın ilgisi yoğun, iyi, gayet güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlık yönünden çok faydalı bir bitki. Ve sırada hava durumu var. Erzincan 2.19, Erzurum 0.14, Sivas 1.19, Gümüşhane 3.17, Bayburt 1.15, Giresun 12.21, Elazığ 5.21, Tunceli 4.22, Bingöl 7.21, Malatya 8.20, Yozgat 2.18, Amasya 6.23, Kars -2.14, Van 0.15 ve Ağrı -2.17 derece. Döviz altın piyasaları. Dolarda alış 3.658, satış 3.659, Euro'da alış 4.304, satış 4.305, 22 ayar altın bilezik alış 137.79, satış 139.17, tam altın 982.55, yarım altın 493.52, çeyrek altın 245.76. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz değerli izleyiciler. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.